301 insandan, emekçiden söz ediyoruz. Tek bir çırpıda katledilmiş, iş cinayetine kurban gitmiş 301 insandan söz ediyoruz. 301 milyarder burada aynı anda, aynı günde bu şekilde ölseydi ortada ne hükümet kalırdı, ne vali kalırdı, ne kaymakam kalırdı. Ama 301 emekçi olunca katledilen, ölen, yani parasının cebinde parası olmayan, yoksul olanlar öldüğü zaman arkasından sadece yalanlar dile geliyor. Acılar bile, dökülen gözyaşları bile timsah gözyaşı olarak dökülüyor. Biz Türkiye'nin ezilenleri, işçileri, yoksulları olarak bu gidişatı değiştirebiliriz. Çünkü Türkiye ekonomisi 25 milyon işçinin, emekçinin omuzları üzerinde yükseliyor. Sizin emekçi olarak, işçi olarak ürettiğiniz %80 gayri safi milli hasılaya sunduğunuz katkı Türkiye'de %5'in cebine gidiyor. Türkiye'nin %5'i geri kalan %80'inin ürettiğini yiyor. Para işçinin, emekçinin canından daha kıymetlidir patronlar için. Devlet için, hükümet için daha kıymetlidir. Bir işçi, 300 işçi, 1000 işçi, onlar için fark etmez. Yeter ki paralar akmaya devam et. Ve bizi hep şöyle korkuttular: bu paralar akmazsa siz de aç kalırsınız. O nedenle gidin çalışın, köle gibi çalışın, itiraz etmeyin. Sendikaya üye olmayın, grev yapmayın, hakkınızı aramayın. Ve bize, ezilenlere hep bunu dayattılar. Bugün işte Soma'daki bu tarihimizin en acı bilançolarından birinin ortaya çıkmasının nedeni budur. Hayır, biz paranın kölesi olmayacağız. İşçiler, emekçi olarak patronun kölesi olmayacağız. Biz Yaradan'dan başkasının önünde diz çökmeyeceğiz demek için birleşmek zorundayız. Birlik olmak zorundayız. Emekçinin Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Ermenisi, Alevisi, Sünnüsü yoktur. Emekçi emekçidir. Hepsi sömürülüyor. Hepsinin emeğini sömürüyorlar. Birileri koyacak yer bulamayacak kadar çok para kazanırken, işte birileri burada, bu mezarlıkta ancak 2 metrekare bir toprak bulabiliyor. Ve onun başında ağlaşan kadınlar, çocuklar, eşleri, babaları, anneleri, arkasından sadece gerçek gözyaşı döken halk var. Arkalarında bir devlet yok. Soma'da katledilen sadece 301 işçi değil, İnsani değerlerimiz katledilmiştir. Onurumuz katledilmiştir. Hepimiz incindik. İnsan olarak kendimizi hakarete uğramış hissettik. Her yerde bunu hissettik. Karadeniz'de de, doğuda da, güneyde de, Ege'de, Trakya'da da hissettik. Bizim onurumuzla oynandığını hissettik. İnsana bu kadar iğrenç yaklaşılması bizi insan olarak onursuzlaştırma girişimidir. Burada sadece onlar katledilmedi. Bizim onurumuz da katledildi. O halde onurumuza sahip çıkmalıyız. Cenazeleri bile orta yerde kaldı. Birçoğu günler sonra ancak cenazesine ulaşabildi. Ölü sayısını bile sakladılar. Tam rakamları bile halen insanlar bilmiyor. Onlar için çünkü isim önemli değil, sayı önemli değil. Hükümet zora girmesin, patron zora girmesin, devlet zora girmesin, maden sektörü zora girmesin, uluslararası sermaye ürkmesin, buradan kaçmasın uluslararası sermaye. 301 işçinin ölmesi çok önemli değildir. Fıtratında var nasıl olsa. Hayır, bu işin fıtratında yok. Çalışanın namusuyla, alnın teriyle üretenin ülkesidir bu ülke. Kimsenin babasının malı değil. Hepimizin ortak vatanıdır. Biz üretiyorsak biz yönetelim. Kimse başımıza ağa paşa patron kesilmesin. Soma, Roboski acısı birleştiği gün bu ülke kendini kurtaracak. Ve bugün o duyguyu görüyorum. Roboskili annelerle Soma'daki kadınların yüreğindeki acı aynı acıdır. İkisinden de çıkışın yolu aynıdır. Birlik, beraberlik içerisinde birbirimize, emekçiler olarak, ezilenler olarak birbirimize sahip çıkarak bu cendereden kurtulacağız.